Merhaba, kanalıma hoş geldiniz canlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bu arada yerlere bakarak yürüyorum. Kar, kayıp düşmeyeyim diye. Çünkü buradaki kaldırımdaki karlar hiç erimemiş. Şöyle göreyim. Bakın, gördüğünüz üzere. Onun için dikkatli bir şekilde yürüyorum. Arkadan da kocaman bir köpek geliyor. Gerçi korkmuyorum ama hayvanların insanlara bir zararı olmuyor. Gerçekten. Şimdi yine konuşma terapisi vardı. Konuşma terapisine geldik. Günler belli olmuyor. Sürekli değişiyor canlar. Şimdi BİM'e gidiyorum. Birkaç şey vardı aklımda. Kaldıysa alacağım. Bakıp çekebilirsem de çekerim. Bakıp gidiyor. Zararsız. Kendi halinde. Ama bayağı büyük. Kangal köpeği mi desem? Değil. Bir de buranın pazarı var. Pazarında bakarız belki. Ama çok soğuk. Buraya da tuzlamışlar. Burada mide bulantısı var. Şöyle bir çubuk reker alacağım. Mide bulantısını gidiyor. Şunlar konuşma terapisinden geldik. Şöyle bulgur pilavı yaptım. Tavuk bulyon al demiştim eşim ama almamış, unutmuş. Tavuk almış. Bu böyle. Bu arada annem arıyor, açacağım şimdi. Şurada da çoban salatası yaptım. Şöyle fırına da bundan koydum, tavukla patates. Geçen gün istemişti çocuklar. Oh, nar gibi kızarmış vallahi. Şöyle mis gibi. Salatam da hazır, bulgur pilavım da. Şimdi bize afiyet olsun. Canlar, ertesi günden tekrardan merhaba. Vallahi hiçbir video çekemedim dün. Bu arada şöyle karışık atlet almayın canlar. Kesinlikle şekli güzel oluyor. Ama şu beyazlarla attım şu kenarları solma yapıyor şuraları falan. Ve renkli kararma oluyor çocuk atletlerinde. En güzeli şöyle beyazdan yana. Hatta dün 3 tane aldım BİM'den girdiğimde. Eşim dedi ki lazımdı, niye söylemedin de, 6.90 bir de pamuklu arkadaşlar, iyi oluyor. Eşim dün baktı kalmamış. Alışveriş yapmış eşim de, onları da gösteririm sonra. Yani şu beyaz her zaman en güzeli. Beyazdan yanayım. Anlayacağınız bunlar da eskidi. Zamanla ister istemez arkadaşlar, bazıları diyor ki bembeyaz çamaşırlarınız nasıl oluyor? Bembeyaz çamaşır kar gibi olmasını istiyorsanız sırf sadece beyaz renk. Yani şunları da aldım mı arkadaşlar? Tek tük 2-3 tane oluyor. Bunları da neyle yıkayacaksın? Bunlarla karışıyor. Bunların renkleri de ister istemez bunları da karışıyor. Yani burada nereden baksanız arkadaşlar 3-4 senelik atletler de var. Bir zaman sonra ben cam siliyorum açıkçası yani. Şunlar beyaz arkadaşlar. Bunlar yeni. Böyle ya da önünde baskılı figürlü şeyler falan oluyor. Bakın şöyle. Beyazlarda. Yüksek derecede ya da sıkmayı ayarını düşürmediğiniz an makine ister istemez yıpratıyor. İster istemez rengini solduruyor. Ya kendim de hani yıkayıp gözlemlediğim için sizlerle gözlemlememi paylaşıyorum yani. Anlayacağınız. Onun için bir de zaten arkadaşlar öyle çok kirli değilse 60'da yıkamaya bile gerek yok beyazları. Günlük değiştiriyorsanız 40 derecede yani 50 derecede bile yıkayabilirsiniz. O zaman renklerde değişiklik, solma, ağırma, morluk falan olmuyor. Bir de herkesin kullandığı şeye bağlı arkadaşlar. Deterjana da bağlı. Bazı makineler var çok güzel yıkıyor. Bazıları var çok kötü yıkıyor.
Şunlar hep ütülenecek. Kurutma makinesi kırıştırıyor. Ay ben bu yumuşatıcıya bayılıyorum kokusuna arkadaşlar. Tam 3 tane favori yumuşatıcım var. 4 pardon arkadaşlar. Bingo serisinden bebek kokulusu. Yumoş serisinden de yine bebek kokulusu. Ve Nilaylum mavi yumoş serisini çok seviyorum. Yumoş'un serilerin hepsi güzel. Ama ben nedense şeyini sevemedim. Pembe rengini falan birkaç tanesini. Ama Yumoş serisi gerçekten harika. Bingo serisinin de çamaşır suyu olsun, bulaşık deterjanı olsun, her şeyi çok güzel kokular. Biraz koku manyağı olduğum için mesela bunları falan ayrı yıkamak gerekiyor. Bunlardan tek tük oluyor arkadaşlar. Böyle aldı mı 5-6 tane alacaksın. Çocuklara da aynı şekilde. Bunları hep bir yıkacaksın. Bazen öyle yapıyorum, az da olsa çamaşır. Çünkü bunların renkleri de soluyor. Ve 60 derecede şu lastik kısımları atıyor arkadaşlar. İç çamaşırlarınızda zaten çoğunuz yaşıyorsunuzdur bu sorunları. Bu sorunu yaşamamak için kısık devirde, kısık ayarda yıkayabilirsiniz. Dün şöyle göstereceğim. Bim'den çocuklara çorap aldık. 8-9 yaşı mıydı? Evet, 8-9 yaşı. Bir tanesi 4-5. Araya koydukları büyük. Araya hep karıştırmışlar. Bu sırası mesela bu renk 8-9, bu renk 5-6 yaş. Yani şöyle çıktı anlayacağınız. Kaan'ınkinde çıkmadı. Büyükler için olan da yarıya yanlışlıkla soktular. Hani bir iki tane diyeceğim ama bir iki tane de değildi. 4-5 tanesi küçük çıktı artık. Kaan giyer. Şöyle çoraplar aldık çocuklara. Güzel arkadaşlar. Biraz hafif, çok az bir naylon karışımı var. Şunlar da çocuklara çorap. Benim çocuklara çorap dayanmıyor. Bu arada maske var ya, suratımı göremiyorsunuz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız nefes nefese kaldım. Biraz koşturdum. Hemen gidip geleyim. Eşimin dişi var. Görümcemi çalıştığı tarafa gidecek canlar. Anlayacağınız birkaç şey alacağım. Fazla almam. Bir de komşu Çengelköy salatalık istedi 2 kilo. Onu alırım. Daha sonrasında ev süpür. Yemekti yani. Biz kadınların işi. Çocukların ödevi. Böyle canlar. Şimdi gideyim alayım. Görüşürüz. Çekebilirsem çekerim ama büyük ihtimal çekemeyeceğim pazarda. Komşu. Merhaba arkadaşlar. Annem şimdi balık ayıklıyor. Otur da komşu. Balık pişirdi. Video çekim arkadaşlar. Ben de vazgeçtim. Sonra Kaan telefon almış. Telefon al video çek haydi diyor. Hadi dedim seni mi kıracağım. Çekeyim. Balık 15 TL'ydi. Çok güzeldi. Balık 10 liralık aldım. Keşke 15 liralık alsaymışım da. Bazen yemiyorlar. Artıyor arkadaşlar. Geçen gün aldım, ufacıktı. Aslında her haftanın 2 gün alıp yedirmek gerekiyor. As, dur komşu arıyor. Bir saniye. Evet. Arkadaşlar komşuya da evet, salatalık almıştım. Evet arkadaşlar balık pişiriyor annemce. Balığı. Ben balığın kılçıklarını çıkartmıyorum arkadaşlar. Öyle çok büyük bir kılçığı yok bunun. Böyle kılçıklı yiyorlar benimkiler. Hiç şey yapmıyor. Boğazıma falan takılma da olmuyor hiç. Önceden çıkartıyordum yani. Hiç çıkartmaya gerek yok kılçığını. Özellikle şu kuyruğunu çok seviyorum ben. Ben de bir farklı var. Evet var. Kim saçlarını kesti? Sen. Kim kuaförün? Berberin. Annem. Bir de saat 5'te bugün toplantı gibi şey var okulda çocuklara. Çocuk istismarı için arkadaşlar seminer var. Ona katılmam gerekiyor. Mutlaka katılın dediler. Ali ile Kaan ikine aynı katılacağım aynı okul olduğu için. Hemen şu balığı ayıklayayım. Yıkarım suyu süzer artık.
Her küçük varmış gerçi arada. Daha sonrasında da balığı kızartırım. O esnada da zaten toprak uyanmış olur. Eşime de vallahi tost yaptım ben de kuru kuru. Onu yiyor. Baba balık tutuyorum. Şöyle bazı balıklar üst bölümlerde büyük büyük duruyor arkadaşlar. Arkalardan alttan verdim küçük küçük ama balık güzelmiş, tazecik. Hamsi balık değil. Buradan tüm selam isteyen takipçilerime selamlar olsun arkadaşlar. O kadar yazan var ki unutuyorum. DM'de de mesaj çok oldu mu? Gireyim bakayım isme kim selam istedi diye. Ama mesajlarda bazen bulamıyorum. O kadar çok yoğun mesaj oluyor ki. Kusura bakmayın. Buradan tüm takipçilerime selamlar olsun bizden. Bugün sözde ev süpürecektik. Kaldı yine. Daha Kaan'ın ödevi var. Ali'nin ödevi var. Kaan'a şiir ezberlettireceğim. 4-4'ta. Gel Kaan ezberleteyim ben sana. Onları öğretmenine attıracağım. Şimdi hemen benim telefonumdan... Hayır o değil. Ben cihafine geçtim. Şu balığı hiç tutamıyorum ben. Elinizi sürmeyin. Anne, hemen ayıklayayım. Toplantıya katılacağım Ali. Çabuk olmaya çalışın. Beni oyalamayın. Tutabilir miyim? Tut ellerini yıkama. Aslında diyorum ki fırına tepsisine dizeyim hemen arkadaşlar. Yağlayayım, unlayayım. Fırında kızarsın diyorum. Hafif yağlı. Evet hamsi. Ama yatak odasına dağılacak Karadeniz... koku. Şöyle dans et. Bu üçüncü mü dördüncü tabağı mı ne? Bir yandan kızartıyorum. Bir taraftan bunlar yiyor. Benim paşalarım afiyet olsun. Bu son tabağımız. Şimdi ben de yiyeceğim. Dergileri okuyorum. Kitapları okuyorum. Bilgileri öğreniyorum. Artık çok şey biliyorum. Şöyle meşhur köşeme çekildim. Video çekiyorum. Bu arada ışık açısı da çok kötü oldu. Her iki tarafta kapı. Orada kapı, burada kapı. Çünkü alışverişler burada. Hemen dolaba kaldıracağım canlar. Kaan'la toprak şey oyunu. Bu arada kurutma makinesini de durdurdum. Nevresimden vardı. Yine nevresim atacağım. Benim çamaşırların haddi hesabı kesilmiyor arkası. Şimdi hemen neler aldık pazardan? Onları göstereyim. Bu arada pazardan geldim mi de var ya. Şu omuzlarım felaket yoruldu. Pazar arabasını almadım. Bu arada benim kollar falan iyice gitmiş. Hamlamış yani anlayacağınız. Şimdi şöyle mantar aldım. Yine kremalı mantar çorbası pişireceğim arkadaşlar. Bir yarım kilo aldım. Bu da ben bunu hemen yarım pişireyim arkadaşlar. Çünkü soğuktan bazı yeşillikler buz tutmuştu. Aşırı şekilde. Şunları da patateste pişiriyorum. Çok güzel oluyor. Lan onu dolaba koyacağım. Şöyle domates. Bu arada bu karnabahar. Karnabahar daha öncesinde benim annem haşta yumurtayla mıydı neyle unla falan şey yapıyordu. Yağda kızartıyordu. Sarımsakla yoğurt falan döküyordu. O şekilde de güzel oluyordu. Ama ben bu karnabaharın kıymalı yemeğini daha çok seviyorum. İşin mi var? Şampuan olacak. He, şampuan üstünde telefon var. Bu niye böyle? Sanki böyle. Bu karnabahar farklı. Bu karnabahar farklı. Allah Allah. Ya da şey mi olmuş? Donmuş mu? Ama çok güzel kokuyor. Ben bir de bunu böyle çiğ çiğ yemesini seviyorum arkadaşlar. Brokoli alacaktım ama elimde yük ağır çok olduğu için almadım. Onları öbür hafta konuşma terapisine gittiğimde oradan alırım. Sit çantasına koyarım. Oradan daha kolay. Hemen yakın. O kadar yürümem. Serviste geleceğim için. Bir daha öyle yapayım. Bu arada kıvırcık harika. Çok güzel. Hiç su değmemiş. Kokuyor mu diye baktım da balık kokuyor. Şöyle aldım. Diyetteyken arkadaşlar. Son 3 gündür ilaç içtiğim için bıraktım. Arada böyle ilaçlar alıyorum. Ondan sonra devam ediyorum.
Bu arada vitaminleri falan da almıyorum. Alacağım bayağıdır. Muz aldım. Benimkiler yarısını yedi. Soğan bayağı bir geldi arkadaşlar. Kilo hesabı sattığı için burada 3 liralık soğan var. Kilo hesabı soğan daha çok giriyormuş. Şurada nane var. Burada da dereotu var. Bu arada hava çok soğuk, karlı olduğu için bunlar da donmaya çekilmiş hep. Terem vardı galiba. Şimdi aldı. Yine kıvırcık var. Şöyle şu biberlerden aldım seçerek. Ben bunu böyle elde ya da ekmek arası yemeği falan seviyorum. Tabii diyet yapmayınca domates koy, peynir koy. Arasında güzel oluyordu. Bunu domatesle, yağla, sarımsakla falan yaptım mı güzel oluyor. Patatesle soğan alacaktım. Onları taşıyamam çünkü bayağı bir ağır yük olduğu için. Pazar arabasında almadığım için. Şöyle çünkü bir de çarşamba pazarı bayağı bir mesafe var. Bayağı uzak. Bu salı yakın arkadaşlar. Bazen eşim gidiyor. Bazen ben gidiyorum. Bazen gitmiyoruz. Bazen kayınvalidem değişiyor. Burada şöyle portakal aldım. Benimkiler portakalı seviyor dilim dilim. Ekmek ayvası aldım ama seçtirmiyordu. Kendisi koydu adam. Ayva şu an güzel kokuyor. İnşallah tadı güzeldir. Birazdan hazırlayacağım. Meyve tabağı yapacağım. Kendime de bir dibek kahvesi yapacağım. Bu arada şu kırmızı dolma biberle yeşil dolma biber aldım. Bunun sarısıyla kırmızısı bayağı bir etli oluyor. Kıymalı doldurması çok güzel oluyor. Kıymalı doldururuz. Karışık yapacağım. Patlıcan aldım. Ya musakka yaparım ya karnı yarıklık var dolabımda ama benim canım aşırı şekilde patlıcan yemeği çekiyor. Ben patlıcan yemeğini seviyorum ama ne yazık ki eşim yemiyor. Ondan dolayı da biraz sıkıntı oluyor açıkçası. Burada başörtü de kayıyor. Benim kafamda başörtü durmuyor. Şöyle ay bir an diyecektim ki kabak mı almışım diye. Şöyle salatalık aldım. Salatalığı az almışım. Pırasa aldım. Yarım kilo arkadaşlar. Benim adam pek yiyor da çok yemiyor. Şöyle kara lahana galiba bu. Ve şöyle de elma aldım. Bu arada lahana alacaktım. Lahana dolması aşırı şekilde canım istiyor yaprak sarmasıyla. Yapraklı lahana artık giderim marketten, ya eşim alır yarın ya ben alırım. Yani değişir. Çünkü aşırı şekilde canım istiyor. Bir de sarayım hazır buzluğa koyayım diyorum. Ya konuşma terapisiydi ya bir şeydi. Çocukların dersiydi. Bir yere gittim mi hazır çok iyi oluyor. Gerçekten iyi oluyor. Ben geri çantaya koymuşum. Sonrasında eşim şöyle temizlik için oksijen bazlı artıcı almış. Çok amaçlı temizlik. Gömleklerde, koltuklarda, çamaşırlarda, yer silme, perde, aklınıza ne geliyorsa her yerde kullanabiliyorsunuz. Zaten burada nasıl kullanacağı da yazıyor. Bunu ilk defa deneyeceğim canlar şöyle. Kokusu nasıl bilmiyorum. İnşallah kokusu da güzeldir. Daha sonrasında aha açıldı. Bir saniye. Yumuşatıcılarım çok az kalmıştı. Eşime al dedim. Bir tane şöyle şu yumuşatıcı kokusunu sormuştum gerçi bu dedi ama bilmiyorum nevresimlerde kullanacağım arkadaşlar. Şöyle Yumoş'un lavanta ekstrasını aldırttırdım. Lavantaları, lavanta kokusunu seviyorum ben genelde. Güzel kokuyor. Çok hoşuma gitti bu. Bakalım kuruyunca çamaşırlar nasıl kokacak. Şöyle bir tane Yumoş arkadaşlar. Benim favori yumuşatıcım şu Bingo ve birkaç tane de bu Yumoş'un serisi var. Şöyle galiba bunlar yeni çıkmış. Ben eşim telefonunda gördüm, o gösterdi. Dedim niye almadın? Ama beyazlar içini olan yok galiba. Renkliler, sık yıkananlar. Bunun mavisi bir de siyah renkliler için olan var. Ben bunu kokusuna bittim. Artık favorim oldu arkadaşlar. Bugün nevresimlerde kullan, ay nevresimlerde değil, havlularda kullandım. Yumuşatıcı koymadım. O kadar mı güzel kokar? Öyle kokusu var ki makine çevirdikçe kokusu eve buram buram dağılıyor.
çok hafif bir kokusu var. Öyle ağır, hani insan tıkayıcı bir kokusu yok. Çok güzel kokusu. Herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunu da işte neresinlerde kullanacağım. Bunları da kullandıkça tavsiye ederim. Bu temizlik ürünlerimi böyle paylaşımlarda bulunacağım. Ama bu da çok güzel kokuyordu sorduğumda. Kokusu da harika. Bu çok hoşuma gitti. Yani bunlar şurada arkadaşlar. Yani şöyle görüyor musunuz? Pek gözükmüyor ama şunları mutlaka deneyin. Kokusuna biteceksiniz o derece. Benim gibi koku manyağıysanız tabii. Şimdi bunları koyayım. Bir kahve yapalım canlar. Sonra videomuzu sonlandıralım. Bunları da kaldırayım ben. Daha balık kızarttı, mutfak çamaşır suyu cifre silince kanun ödevini yaptırayım, onları uyutayım. Daha sonrasında mutfağa geçerim. Yarın da dip köşe evleri sileyim, buzdolabını sileyim. Bayağı çok işim var anlayacağınız. Eşim şu taraklı bundan almış. Şimdi bunu istiyor. Daha demin geldi. Gresi şampuanları diyor, tavsiye ederim. Şu da amcamlar gelmişti. Ayşe Yıldız, Kerem Yıldız TV. Onda neydi? Kaymaklı lokum vardı. Çok güzeldi. Bir de Konya şekeri almışlar arkadaşlar. Şu Konya şekeri çok güzel. Balık öyle bir yayılmış ki evin içine, anlatamam size. Aşırı şekilde balık kokuyor. Bu sefer beni böyle bayağı bir rahatsız etti kokusu açıkçası. Oraları falan yapmam gerekiyor. Bu arada kaynanam arıyor, açamayacağım. Çünkü videoyu editlemem, yapmam gerekiyor. Ali'ye söyleyeyim. Babasından arasın, amcasının. Yani böyle canlar, balık kokusunu çıkartmam gerekiyor. Ve bana hem Instagram adresimden, daha sonra normal mesajlarda çok şımarıksın, olgun ne değilsin, saçma sapan yorum yapan, mesaj atan insanlar var. Evli olabilirim, 3 tane çocuğum olabilir. Benim hareketlerim, davranışlarım, yani hiç kimseyi ilgilendirmez arkadaşlar. İstediğim yaşta çocuk olurum. İstediğim yaşta nasıl davranmak istiyorsam onu yaparım. Herkesin özgür hayatı. Yani yok şımarıksın, yok şöylesin, yok böylesin. Ondan sonra ergen hareketlerde vesaire vesaire. Sana ne kardeşim? Seni ne ilgilendiriyor? Ben istediğimi çeker atarım videoya. Bunu hiç kimse karışamaz arkadaşlar. Yani siz de mesela nasıl davranmak istiyorsanız, nasıl video çekmek istiyorsanız, video değil de çoğu takipçim zaten video çekmiyor arkadaşlar. Daha sonrasında hayatınızda nasıl olmak istediğiniz gibi hareket edersiniz, davranırsınız. Herkesin kişiliği şeyi farklı arkadaşlar. Herkes nasıl davranmak istiyorsa onu yapar. Yeri gelir güler, yeri gelir ağlar, yeri gelir kahkaha atar. Yani hiçbir insan siz değiştiremezsiniz. Ben böyle merhaba diyerek şen şakrak videolarımı açıyorsam, yani hemen şımarık mı oluyorum? 3 tane evladı var, sana yakışmıyor vesaire vesaire. Ya ne kadar saçma yorumlar gerçekten. Belki çok mutluyum. Belki güzel bir haber aldım. Belki böyle neşeli açtım videomu. Yok daha önce seni böyle görmedik. Yok şöyle böyle alışkın değiliz. Normalde arkadaşlar ben daha şen şakra. Ama videolara böyle bir yansıtma, bir şey vardı bende. Normalde bana Ankara'ya gitme, bana diyorsunuz ya Özlem değiştin, sen böyle değildin, konuşma tarzın şu bu. Nasılsa yani arkadaşlar değişimi değil. İnsan böyle sevdiklerinin yanında nasıl rahat davranabiliyorsa o şekil oluyor. İnşallah anlatabiliyorumdur. Yani değişmekle alakası yok. Yeri gelir ağır başta olurum. Yeri gelir ortamına göre gülerim. Tabii ki her ortam farklı oluyor arkadaşlar. Her ortam diyorsam yani bazı ortamlarda yani girip şey yapmam. Bu farklı tabii ki bir konu. Yani şımarıksın, şöylesin, böylesin, sen de değiştin. Nasıl görmek istiyorsa o kişiler, yorum yapanlar, mesaj atanlar, sizin gözleriniz, kalbiniz ne şekil görmek istiyorsa öyle görsün. İyi mi görüyor? İyi. Kötü mü görüyor? Kötü. Bu saatten sonra bir şey demiyorum. Ben istediğim gibi video çekerim. İster gülerim, ister ağlarım. İstediğimi yaparım. Bu benim özgür hayatım. Hiç kimse karışamaz. Sadece bunu söyleyeyim.
Yani bir insanı yani kimse değiştiremez. Özgür hayatına kimse mani olamaz, karışamaz arkadaşlar. Ben sizin hayatınıza nasıl karışamıyorsam aynı şekilde kötü yorum yapan, daha sonra mesaj atan insanlar. Yani bir şu hayatımdan çıkın gidin. Madem sevmiyorsunuz, madem şımarım, hareketlerim, davranışlarım size ters geliyor. Kanalımda ben kimseyi zorla tutmuyorum. Sevenler sağ olsun, sevmeyenler sağ olsun. Ben demiyorum ki size illa ki gelin beni izleyin, bana şöyle yapın, bana böyle yapın demiyorum arkadaşlar. Mesela bazıları diyor aynı kadar sıkışsın, işte içeriklerini sevmiyorum, sen bunaltıcısın, şöyle böylesin. Geliyorsun videomu izleme gereği duyuyorsun hani. Mesela ama ne bileyim yani sen şakra kaçtın mesela, kiminin hoşuna gitmiş, kimisinin gitmemiş. Benim bugünkü mod halim nasılsa onu çekiyorum canlar. Böyle canlar. Ortulu şum da geldi. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadardı. Umarım keyif alarak izlediğiniz vlog olmuş. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.